Değerli izleyiciler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne başlangıç yapacak ve ilk mücadelesi Slovan Bratislava olacak. Hem Slovan Bratislava'yı, hem Beşiktaş'ı, hem de Türkiye'yi çok iyi bilen biri, Slovakya'yı, kendi memleketini çok iyi bilen biri, Filip Olosko'yla beraberiz. Hem Slovan Bratislava'yı, hem Beşiktaş'ı soracağız, hem kendi yaşantısıyla ilgili detayları ondan öğreneceğiz. Filip, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Seni uzun süre sonra görmek bizim için çok güzel. Neler yapıyorsun? Futbolu bıraktın mı? Önce bununla başlayalım. Evet, merhaba. Ben mutluyum. Siz burada benim memlekete geldik. Bu benim şehir Slovakya'da. Ve daha çok mutluyum. Şimdi Slovak takım Beşiktaş'ta oynuyor. Ben biliyorsunuz, ben son 2 sene bu takım oynadım. Doğru, ben futbolu bıraktım. Ben şimdi düşünüyorum ne yapmak lazım. Belki hocalık veya menajerlik veya bu gibi. Daha zaman var. İlerleyen zamanlarda Türkiye'ye dönmek ister misin? Teknik direktör olarak ya da menajerlik yapacak mısın Türkiye ile alakalı? Evet, biliyorsunuz ben Türkiye'de 9,5 sene oynadım. İlk Manisa 2 sene, sonra Beşiktaş 7 sene oynadım ve doğru, ben Türkiye'nin benim kalpta biliyorsunuz gibi benim ikinci ev, benim Türkiye, bazen birinci ev, İstanbul çok seviyorum ve şans varsa belki hocalık veya menajerliği yapmak olabilir Türkiye'de. Çalışmak istiyorum. En güzel futbol kariyer bence bana Beşiktaş'ta kafada geliyor. Bence Beşiktaş taraftar dünyada en iyisi. Sence bu eşleşmenin önde olan tarafı hangi takım? Slovan Bratislava bence de Slovakya'da en iyi takım. Ama Beşiktaş'ın kadro bence daha iyi. Ama biliyorsunuz bu maç taraftarsız. Evet. Belki o da biraz problem Slovan Bratislava için. Sadece çocuklar gelmek lazım. Ama Slovan evde oynuyor, kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta ilk maç oynuyor Avrupa Kupa. O da kazanmak istiyor. Bence ikisi taraf bence zor maç. Slovan için de şimdi 8 sene veya 9 sene sonra Avrupa Ligi gitti. Eskide 8-9 sene hiç oynamadı Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi. Onlar kazanmak istiyor. En dikkat çeken, en önemli futbolcuları kimler? Tamam, en önemli bence tamam. Bir tane yeni stoper var. Abena. Sonra forvet Andraš Porar. O da çok iyi oyuncu. Slovenyan milli takım oynuyor. Ve sol kanat 7 numara Moha, o Fas. Abdullah Hoca çok iyi insan ve çok iyi antrenörlik. Biliyorsunuz her zaman Başakşehir'de ve Büyükşehir'de iyi iş yaptı. Sonra Türkiye milli takımda gitti hoca. Şimdi Beşiktaş'ta sadece 4 hafta oynadık ama sadece 4 puan. Bence eskide Beşiktaş daha iyi kadro var. Şimdi o kadar kadro bence iyi değil. Çok oyuncu gitti. Kvaresma'da biliyorsunuz o da biraz yaşlı doğru ama o da Kasımpaşa'da gitti. Eskide bence geçen sene Şenol'un hoca kadrosu daha iyi. Bu 4 maç iyi başlamadı lig bence. Ama bakacağız nasıl gidiyor. İnşallah daha iyi. Bence Avrupa'da bilmiyorum birinci ama belki ilk modern stadyum. Beşiktaş taraftarına buradan bir mesaj vermek ister misin? Çok seviyorum size ve her zaman siz benim kalta ve her zaman maça statta geliyorum. Ben her zaman bir şey hissettim size ve bence siz yok Türkiye'de sadece ama dünyada en iyi taraftar ve sizin için 7 sene için çok teşekkür etmek söylemek istiyorum bu benim kariyer için ve biliyorsunuz her zaman her yerde en büyük kartal.